mutlu evliliklerin izinde yolumuz Ankara'ya düştü. Ankara'nın sembol yapılarından biri olan Atakule'nin önündeyiz. Bugün size Atakule'den daha eski 45 yıllık mutlu evlilikleri olan bir çiftin yanına götüreceğiz. Bakalım bu 45 yıllık mutluluğun sırrı nedir? Hep beraber gidip öğrenelim. Ali Osman Bey, 45 yıllık evlilik. 45 yıl dile kolay. Nasıl geçti bu 45 yıl? 45 yıl vallahi o kadar çabuk geçti ki 45 yıl olduğunu ben bile daha geçenlerde 40 yıl falan diye şey yapıyordum. Daha 45 yıl olduğunu daha yeni anladım yani. Çok çabuk geçti. Memnun musun evliliğinden? Evliliğimden çok memnunum. Evliliğimden. İyi ki Ali Osman Bey ile evlendim diyor musun? Evet, iyi ki Ali Osman Bey ile evlendim. Ali Osman Bey beni tahmin edemeyeceğim kadar, hayal edemeyeceğim kadar çok mutlu etti. Hiç hayal kırıklığına uğratmadı. Çok mükemmel bir eş, çok mükemmel bir baba. Yani benim hayatta her şeyim oldu yani. İyi günümde, kötü günümde. Ali Osman Bey, bu kadar güzel söz duymak herkese nasip olmaz. Vallahi ayaklarım şimdi bakıyorum yere değiyor mu değmiyor mu diye. Sizin açınızdan bu 45 yıl nasıl geçti? Gerçekten çok güzel geçti. Hani tabii sıkıntısız olması mümkün değil. Yani bir acılar, sıkıntılar yaşadık. Fakat hani toplamda bakmak gerekiyor. Şu anda baktığım zaman, geriye dönüp baktığım zaman yani %99 mutlu olduğumu, rahat olduğumu, bir sıkıntı sayabileceğim önemli bir şey hatırımda kalmadı yani. İyi ki Hava Hanım'la evlendim. İşleri konusunda şimdi yemek pişirme olsun, işte bulaşık yıkama olsun, o tür şeylerde yeteneği yok. Fakat bozulan herhangi bir aleti, bir ütü olsun, ne bileyim bir cihazım olsun, tamir etmekte üstüne yoktur. Çok maharetlidir o konuda. Pişmiş yemeği alıp tabağına koymayı dahi pek şey yapmıyor o konuda. Sen diyor benim ne kadar yiyeceğimi daha iyi biliyorsun, kararını sen biliyorsun diyor. Onun için bir yere gitmiş de olsak, evde de olsa o yemeğini ben koyacağım tabağına. Öyle bir şeysi var. Ama evliliklerde zor şeyler de olur. Hiç böyle kavga etmez misiniz ablam? Biz hayatımız boyunca hiç kavga etmedik. Yani önemli derecede. Ama didişmelerimiz hep olmuştur. Böyle iddialaşmalarımız, didişmelerimiz. Böyle büyük hani evi terk edip gidecek şekilde, ondan sonra günlerce, aylarca küs kalacak şekilde. Yani böyle benim şu anda hayatımda ben hatırlayacağım şöyle bir kavga yaptık diye öyle bir şey hiç yok. Eşim zaten küstüğümü fark etmiyor ki. Mesela bir şey sorduğunda eğer benim yüzüm biraz değişmişse, cevap vermiyorsam, ses çıkarmıyorsam o zaman hatırlıyor bir şey olduğunu. Ondan sonra ben de fazla üstünde durmuyorum ve hallolup gidiyor yani. Eşimin dediği gibi
Mesela bir tartışırız, böyle bir yani küslük gibi bir surat asma şeklinde bir şey olur bildiğiniz şekilde. Fakat onu ben çok çabuk unuturum. Yani bizim Karadeniz şeydir ya, böyle bir fırtına gelir, geçtikten sonra da hemen güneş çıkar. Bizimki de öyle. Ben hemen gider konuşurum onunla, sanki hiçbir şey yokmuş gibi. O da sağ olsun yani, onu böyle şey değil yani, üzerinde duracak ısrarcı bir şey değil. O da hiç sanki bir şey yokmuş gibi davranır, öyle geçer gider yani biz. Ali Osman Bey, havanın neyini beğendiniz? Öncelikle yani fiziksel olarak güzelliği çok etkiledi beni. Sonra da tabii aile olarak işte dedim ya, hemşerilik şeyi o zaman çok çok öndeydi. Hemşeri olması ben yani çok önemli bir işte algı sebebiydi. Yani çok fedakar bir yapısı var. Yani bu sadece aile içinde değil, dışarıya dönük de çok fedakar bir yapısı var. İyiliksever, yardımsever. Yani kendini feda edecek derecede yardımsever. Yani iyiliksever, ya insanlara yardımcı olmak, koşturmak şeyleri çok etkiledi beni yani. Hatta benden bizzat yaşadığım bir örneği o zaman söyleyeyim. Bir trafik kazası geçirmiştim. 45 gün hiç kımıldamadan yatmak zorundaydım. Yani şöyle bir metre ilerideki su bardağına bile ulaşamıyordum. Yani o zaman bana o kadar güzel baktı. Yani bir insan o kadar ancak fedakar olabilir. Yani bunu bana yaşattı. Zaten görüyordum da bir de bana yönelik olunca bu kat kat fazlalaştırdı. Sizin de hastalığınız olmuştur. Hiç böyle hastalansanız Ali Osman Bey ne yapar? Vallahi bugüne kadar böyle bana bakacak durumda hiç hastalanmadım. Hastalansam bile yani o mutlaka ben o günlük işlerimi yapmışımdır, yemeğim hazırlanmıştır. Yani çok şükür öyle yatacak derecede bir hastalığım olmadan, ama olsa aynı şekilde benim ona baktığım şekilde o da bana bakar, hiç şüphem yok. Ama hiç orada yok. Biraz şey yapıyor şimdi, ben gerçekten onun yaptığını yapmam mümkün değil. Yani Allah razı olsun, ben annem rahatsızlığında çok mükemmel baktı. Yani ben bir erkek evlat olarak belki bir bayana bakma şeyi biraz daha farklı olur ama ben benim yapmam mümkün olmayacak şekilde sizin mükemmel baktı. Bir şekilde anneme baktı. Yani ölümüne kadar ben yani onu hiç unutmam mümkün değil. Gelin kaynana şeyi yoktu. Yani Allah'a şükür benim de onun annesi babasıyla olan şeyi böyle sevgim, muhabbetim sonsuz. Yani daha önceden arkadaşlara anlattım. Bana en ufak bir surat asıklığı bile göstermemişlerdi. Ben annem babam da aynı şekilde davrandığını evet. Kendisi söyleyebilir. Aynen. Vallahi geniş ailede sürdürmek bence çok güzel. Hep birlikte olmak, hep birlikte yaşamak, onların tecrübelerinden faydalanmak. Ben yani hiç pişman değilim. İyi ki yaşamışım bunları. Çünkü onların hep elemleri geçti, lezzetleri kaldı. Onlara faydalı olabilmek, onlarla birlikte yaşlanmak, onların dualarını almak, zaten dua çok önemli. Ben bugün mutluluğum devam ediyorsa onların yokluğunda bile, ben onların dualarına borçluyum bunu. İsteme meselesi var ya, niyet meselesi, bu evlilikte evliliği iyi yapacağım, bu işi sürdüreceğim niyeti var ya, öyle güzel bir şey ki, öyle önemli bir şey. Bir nevi Allah isteyene veriyor. Eğer bunu isterseniz, yani bu evlilikte ben niyet ettim, bu evliliği sürdüreceğim, iyi bakacağım, ya beraber yaşıyoruz, niye mutsuzluk olsun diye niyetlenmek, bu işleri sürdürmek için esas meselelerden bir tanesi. Vallahi iyi niyeti olursa her şey yolunda gider. Önemli olan önce iyi niyetli olmak. Hayatta her şeyi göze alarak o yola çıkmak. Hastalıkta, sağlıkta diyoruz ya, varlıkta, yoklukta. Bunu samimi olarak bir şekilde kabullenip yola çıkarsalar, iyi niyet olursa, sevgi de varsa halledilmeyecek hiçbir şey yoktur. Evliliğin seyrini etkileyen meselelerden bir tanesi de eşlerin niyetleridir.
Eğer eşler evliliklerini sürdürmeye yönelik bir niyet içindelerse, ben eşimi buldum, evliliğimi buldum, bu evlilikte kalacağım, emek vereceğim derlerse mutlulukları artar. Bakın Havva Hanım, Ali Osman Bey düğün davetiyelerinde 1974 yılında ne yazmışlar? Mutlu olmak. Mutlu olmaya yönelik o zamandan beri bir niyet içinde olmuşlar ve bu niyetlerini her zaman devam ettirmeye çalışmışlar. Bunun tersi şudur. Sanki o evlilikten her zaman ayrılacakmış gibi, çekip gidecekmiş gibi davranmaktır. Eğer eşler çekip gidecek gibi değil, ben bu eşimi buldum, bu evlilikte kalıcıyım, bu limana artık demir attım deyip evliliğe karşı emek verirlerse, sürdürmeye yönelik niyette bulunurlarsa o evlilik daha güzel seyreder. Benim anladığım kadarıyla sizin bir de toplumsal rolünüz var. Size başkaları böyle danışır mı evliliğinde sorunu olduğunda? Çok. Ya, nasıl mesela bir örnek ver, nasıl olur? Ya tabii ki yani sıkıntılarını anlatıyorlar. Biz de onlara yani sıkıntıları, önemli olan sıkıntıları yenerek mutlu olmayı, devam etmeyi. Çünkü kimseden kötüyü alıp da iyi vermiyorlar yani. İnsanın elindekiyle mutlu olabilmeyi. Bu bir hayat kader meselesi olduğunu. Yani dilimizin döndüğünce en güzel şekilde, en doğru şekilde yani kötü, hani onu yaptığı şeyi, anlattığı derdini kızıştırarak sen de şöyle yap, sen de böyle yap değil de sen de böyle yapma, şöyle olursa daha iyi olur diye yani alttan al mesela, hep güzel şey örnekler vererek. Olumlu öneriler de bulunur yani ve çok olumlu sonuçlar da aldı. Ali Osman Bey, sizin evlenecek çiftlere tavsiyeniz ne olur veya evli çiftlere? Hocam ben şeye benzetiyorum, hani bir dikilen bir fidana benzetiyorum. Bunun bir süre çok iyi sulanması lazım. Dolayısıyla bu evliliğin de ilk aşamalarında yani 3-5 sene içinde yani buraya sadece su taşımak, bunu beslemek, bunu güçlü tutmak için fedakarlıklar yapmak gerekiyor. Bunun da yapılması lazım. Bunu yapıldıktan sonra yani o 4-5 sene geçtikten sonra zaten o kendi kendine büyür ve meyve vermeye başlar. Acayip bir şey söylüyorsun bak. Bu ilk 5 yıl meselesi var ya, Türkiye'deki istatistikler, dünyada da böyle. Evlilikler en sık ilk 5 yılda boşanmaya gidiyor. O yüzden ilk 1 yıl, ilk 5 yıl acayip önemli. Bu dönemde evliliğe karşı böyle emek vermek, iyi niyetli davranmak, çaba göstermek evliliklerin geleceği için önemli. Aynen bir fidan nasıl tutarsa, tamam her zaman bakmamız lazım ama o fidanın tutması var ya, tutunca biraz kendine devam ediyor. O yüzden o ilk 5 yıl evliliklerde en fazla emek vermemiz gereken bir şey. Evlilikte hep emek vermek gerekiyor. Ama o ilk 5 yıl çok kritik dönem. Havva Hanım ve Ali Osman Bey'in mutluluğu gerçek bir mutluluk. Bu mutluluğun 3 tane güçlü bileşenden bir araya geldiğini düşünüyorum. Birincisi, bu çiftin arasında gerçekten de bir sevgi var. İkincisi, bu çift evliliklerine emek vermiş. Üçüncüsü, her ikisinde de bir Anadolu bilgeliği var. Neden bu çift arasında sevgi var? Çünkü ta başından beri birbirlerine karşı oldukça olumlu bakışları var. Birbirlerine sıcak bakıyorlar, birbirlerini beğeniyorlar, birbirlerine karşı olumlu bir tutumları var. Ama aynı zamanda ta başından itibaren bugüne kadar 45 yıl boyunca aslında bu evliliğe emek vermişler. Nasıl mı? Birbirlerinin hastalıklarında, zorluklarında karşılıklı emek vermişler. Birbirlerinin aileleriyle ilişkilerde emek vermişler.
birbirlerinin hastasına bakmışlar, düğünlerine gitmişler. Ayırt etmeksizin iki tarafta evliliğe emek vermiş. Hem Havva Hanım da hem Ali Osman Bey de böyle bir halk bilgeliği var. Doğru düşünüyorlar. Doğru bir bakış açıları var. Güzel bir insani tutumları var. İnsanlar onlardaki güzel şeyleri fark etmişler. Kendiliğinden onlara gelip onlarla beraber bir şeyler yaşamak istemişler. Aslında bu çift doğal haliyle çevrelerine danışmanlık yapan bir çifte dönüşmüş. Bu mutluluk olmasaydı çevreye yansımazdı. Burada gerçekten bir mutluluk var. Mutlu evliliklerin izinde devam ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.